Heyecan var tabii. Turnuvamız geleneksel hale geldi artık. Her yıl yapıyoruz. Bu 26.sı. Yani burada bizim için önemli olan iyi vakit geçirmek, işte arkadaşlarla eğlenmek, hayatımıza bir güzellik katmak. Yani bütün takımlara neşeli maçlar yapsınlar istiyorum. İyi olan kazansın, evet. İyi olan kazanıyor zaten. Ben bütün takımlarımızın kazanmasını istiyorum. Bu sezon kendisini rahmetle anıyoruz. Bu turnuvada uzun yıllardır ter döküyoruz. Ben aynı zamanda oda takım kaptanıyım. Matrassızlar takımı kaptanıyım. İddiamız yok. Var ama yok. Son 11 yılda 8 şampiyonluğumuz var. Tabii ki sahaya çıktığımızda iddia oluyor. Yani kaleye gidince gol atmak gerekiyor. Geriye dönemiyorsun. O yüzden tüm takımlar bu sene 21 takımımız var. Geçen yıl 19'du. Sponsorlarımız da var bu yıl. Bunlarla birlikte çok daha güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Dostluk, barış, fair play çerçevesinde bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Önce 26. Mali Müşavirlerin turnuvası hayırlı olsun Bursa'ya. Benim mali müşavirliğe hakemlikten önce gönül bağım çok fazla. Ben emekli vergi dairesi çalışan yoklama memuruyum. Hepsinin dünya kadar işini yapmışlıktır. Hepsine yardımcı olmuşluktur. Onlar da bize çok yardımcı oldular. 9 sene oldu emekli oldu. 2004'ten beri mali müşavirlerin turnuvasını bizler yönetiyoruz ekibimizle birlikte. Biraz çatapata bir şeyler oluyor ama genelde yani olgun bir şekilde, güzel bir şekilde, dostane bir şekilde geçiyor. Bu turnuvanın daha da dostane bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. İnegöl 1922. 1922 İnegöl Spor takım sorumlusuyum. Halim Atışı ben. Geçen yıl uzun bir aradan sonra İnegöl olarak bir takım çıkardık ve toplama bir takımla sezonu 3. olarak bitirdik. Bu sene birkaç takviye ile daha iddialı bir takım haline geldik. İnşallah bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Rakiplere başarılar diliyorum. Centilmence geçecek bir sezon diliyorum. Herhangi bir sloganımız yok ama başaracağız diyelim. Hedefimiz şampiyonluk, öyle söyleyeyim. Bu bizim ikinci katılımımız. Geçen sene ilk defa katıldık biz İnegöl ekibi olarak. 1922 İnegöl Spor olarak turnuvalara ikinci katılımda bu sene şampiyonluk hedefliyoruz tabii. Geçen yılın üçüncüsüydük. Bu sene tabii ki hedeflerimiz büyük. Önemli olan centilmence mücadele etmek. Rahmetli Emir Es abimizin adına yakışır centilmence, meslek değerlerimize uygun, hep beraber güzel bir ortamda maçlar yapmak arzusundayız. Gönüller bir olsun. Takımlara, bütün katılımcılara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Tabii aslında bizim futbol turnuvamız nereden baksanız 26.sı düzenleniyor. Odamızda yaşıt hale geldi. Umarım bu 26.sı düzenlenen bu seneki turnuvamız kazasız, belasız neticelenir. Şimdiden yarışacak bütün takımlara başarılar diliyorum. En iyinin kazanacağı bir yıl diliyorum. Ben öncelikle bunun bir futbol turnuvasından çok bir şölen olduğunu, bizim odamızın şöleni olduğunu, şölen havası içerisinde geçeceğini ifade etmek istiyorum. Rahmetli olan Emir Es canımızın adında da rahmetli olan tüm canlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Kalanlarına da sabırlar diliyorum. Bizim turnuvamız bu yıl biraz kabuk değiştirerek, şölenimiz kabuk değiştirerek yürüyecek. Bursa büyük bir şehir. Bu büyük şehrin bazı bileşenleri var. Bunların içerisinde de ilçelerimiz var. Bu dönem finallerimizi artık her yıl bir ilçede oynayacak şekilde turnuvayı revize ettik. Ve bu yıl da iki büyük sponsorumuz oluştu. Sponsorlarımız da bu konuda bize sonsuz katkılar sundular. Göreceksiniz turnuvamız bu yıl tam bir şölen. Ailelerin, kadınların ve kadın meslektaşlarımızın da burada olduğu gönül gönüle birlikte sağlık ve sakatlıksız şekilde geçireceğimiz bir turnuva olacak diye düşünüyorum. Bu yıl turnuvada bir değişiklik daha yapmak istemiştik. Onu da duyurayım. Her takıma bir kadın oyuncu istemiştim. Bunu başaramadım. Bir kadın hakemle başladık işe. Sponsorlarımızın oluşturduğu bir kadın futbol takımı ve odamızın oluşturacağı bir kadın futbol takımında amatör bir maçını bu sezon yapacağız. Bunu önümüzdeki yıllarda kadınlarımızı
aramızda görmek için, onları özendirmek için yapıyoruz. Siz de yüreklendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.